Oh,
Dünyada her gün arı sokması yüzünden 100, eşek tepmesi yüzünden 20, timsah saldırısı yüzünden 10, yıldırım düşmesi yüzünden 15, seks yüzünden 250, yanlış mastürbasyon yüzünden 10, aşırı yemek yüzünden 20, futbol yüzünden 5, bilgisayar yüzünden 2, mangal yapmak yüzünden 1, kanalizasyon çukurları yüzünden 25, şakalaşma yüzünden 90, kafaya tuğla düşmesi yüzünden 5, kömür zehirlenmesi yüzünden 300, berber kazaları yüzünden 3, spor kazaları yüzünden 120, trafik kazaları yüzünden 3000, ev kazaları yüzünden 60, lunapark kazaları yüzünden 10, gıda zehirlenmesi yüzünden 400, güneşte fazla kalmak yüzünden 15, suda fazla kalmak yüzünden 10, sörf yapmak yüzünden 2, ütü yapmak yüzünden 2, ağda yapmak yüzünden 1, dikiş dikmek yüzünden 4 kişi ölürken, sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden her gün 20 bin kişi ölmektedir. Sigara bilinen ölüm şekillerinin en yaygınıdır. Allah herkese sıralı ölüm versin. Sigara içmeyin, 2 gün yatak, 3. gün toprak. Öykü diyor ki, gözlerimin çok dikkat çekmesi oyunculuğum için dezavantaj olabilir. Hayır. Öyle düşünüyordum. Bunu söyledim. Sonra ne zamana insanlar kadar? Aksini iddia etti ve beni ikna ettiler. Evet. Yani fazla dikkat çekip hani olay olmasın. Yanınızdaki oturan beyefendiyi Yazı Tura filminde izlediniz mi? Hayır. Yazı Tura'yı izlemedim. Siz karşınızda oturan beyefendiyi Yazı Tura filminde izlediniz mi? Ya öyle bir şansım olmadı ama biliyorum ki çok güzel bir film. Siz karşınızda oturan beyefendiyi Yazı Tura filminde izlediniz mi? Ben Yazı Tura'yı izledim, beyefendiyi hatırlamıyorum. O kadar iyi. Yani iyi bir ama. O kadar iyiymiş demek. Evet. Ben izledim yani filmi. Kimdi? Küçük olan diyor, o olgundu. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Doğru. Ya. Vay be. Evet. Ya. Kenan'ın abisini oynuyor. Bravo. Evet. Şimdi. Hocam ne yaptın kendine? Sadece şu anda Neil Young kılığında geldi. Neil Young, evet. Hakikaten Neil Young'a benziyor. Neil Young kılığında geldi. Geçen gün fotoğrafını çekerken ben dedim ki ne acayip bir arkadaş gelmiş filan, acayip iş falan filan. Ondan sonra da grubun ismini sordum zaten. Evet, ne acayip bir dedim, acayip alemlerdeniz dedi zaten. Acayip alemlerdeniz. filan. Doğru. Ben dedi acayip roller oynadım filan dedi. Yok öyle demedim. Bir iki bir şey yaptım. Tevazu filan. Ondan sonra dedim ki kardeş bir programa gelir misin filan dedim. Sonra Reyhan'a söyledim. Reyhan da dedi ki bu dedi... Özlem'in dedi grubuna dedi çok fazla Jack giriyor dedi. O kadar dedi Jack dedi. O Jack'ten dedi. Ondan sonra dedi arkadaşlar alınmasın. Ondan sonra bizimkilere de dedi Jack bulursak dedi. O zaman ondan ben sonra, de gelirim dedi. İyi filan falan. Bastır arkadaşım, bastır. Yani sonuna filan, kadar Jack. Şimdi sizdeki Jack'leri çekip arkadaşlara takınca inşallah onlar da söyleyecekler. Onlar da Jack'i Jack. Evet. Onlar da çekecekler. Çekecekler. Evet. Olay yani yanlış anlaşılırsa tersini de söyleyebiliriz. Hani bizdeki Jack'ler, Jack, yani sizin fişlere Jack uyuyorsa Jack bizdekiler mi? Falan filan Jack şekilde filan olabilir diye düşünüyoruz. Deniz Gümüş bizi İstanbul'dan arıyor. Buyursunlar efendim, gecenin çok geç saatleri. Buyursunlar. Merhabalar iyi geceler. Merhabalar Ayşe'de. Özlem Tekin. Efendim abi. Efendim abi buyur. Alo. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Biz önce Özlem çok terbiyeli bir insandır. Göğüslerini ilikler her seferinde. Ayağa da kalktı. Buyurun, pardon. Buyurun, duyamadım. Buyurun. Biz Özlem Tekin'i sandığımızda böyle bilim inlerdik. Yaşadığımız küçük Anadolu şehrinde üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelmeyi hayal eden gençlerken İşte yaşım çok... Özlem Tekin'in tarzını görüp işte evet bu olmalı diyen bir kitleydik. Evet. Ve anneniz babanız şey hala benden nefret ediyor değil mi? Deniz. Yok artık. Hiç anlamıyor. Sürekli benden... sürekli
Bu kızın kendisi Allah belası. Kendisi konuştuğu için hiçbir şey anlamıyor. Senin mesela bir garsona çorba sipariş edebilmişliğin var mı bugüne kadar? Evet. Evet. Genelde makaraya gelir, gidip mutfaktan ben alırım ama ederim yani. Hayır, taklit ediyorduk diyor. Muhtemelen de anne ve babaları yok, benden nefret. Hayır, sen onun konuşmasını dinlemiyorsun. Onun ne diyor olabileceğini tahmin edip ona göre bir cevap veriyorsun. Çünkü dinleyin. Evet.